Türkiye'de ilkleri gerçekleştirmiş bir başka Ege kadınıyla birlikteyiz bugün. Genç yaşında Buca Belediye Başkanı olmuş ama ondan sonra Türkiye'nin ilk kadın Çevre Bakanı, ilk kadın Turizm Bakanı olmuş Sayın Işılay Saygın'la birlikteyiz. Genç yaşınızda siyasetle tanıştınız. Ege'nin öncü kadınısınız. Türkiye'de ilkleri gerçekleştirmiş bir kadınsınız. Eksik olmayın. Kadınlar için her zaman kolay değil siyaset sahnesinde yer almak. Siz bir kadın olarak nasıl başardınız bütün bunları? Tabii insanları aslında kadın erkek diye ayırmamak lazım. Başarılı yahut başarısız diye ayırmak lazım. Ben de küçük yaştan itibaren hep lider pozisyonundaydım. Demek ki yapımda öyle bir şey varmış. İdarecilik vasfı varmış. Allah nasip etti. İşte bazı görevlere geldik. Tabii en önemsediğim makam benim belediye başkanlığı makamı. Çünkü belediye başkanlığına bir kadın olduğum için değil, 6 aday arasından ön seçimle seçilerek geldim. Onun için Işılay Saygın oldum bence. 1974 yılında karıdan kızdan başkan mı olur denilen bir ortamda 6 tane aday çıktı. Hepsi 46'dan beri demokrat. Benim doğum 47'li. Hiç beni kimse adam yerine koymuyor. O ortamda 600 delege bana oyunu verdi. Ondan sonra da halk sahip çıktı. Bu tabii çok büyük bir olay, takdir edersiniz. Evet. O nedenle en çok övündüğüm konu o. Bakanlık o kadar önemli değil bence. Çünkü İzmir'deki gücümü bildikleri için beni bakan olarak atadılar. Ama benim belediye başkanlığımdaki başarım olmasaydı beni o zaman bakan da atamazlardı. 5 dönem seçildim. Bakanken bile bir kişinin telefonuna dönmemezlik etmedim. Bakanken bile dağdaki çoban arasa gece 1 de olsa 2 de olsa çalışmalarımız bitince muhakkak ben onu arardım. Hiçbir tanesinin geri dönmezlik yapmazdım. Yani hizmet esaslı çalıştık. Evet. Parti esaslı değil, hizmet esaslı çalıştık. Devlet bakanı olduğunuz dönemde de özellikle kadınlarla ilgili, kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesiyle ilgili çok çalışma yaptınız ki bizim toplumumuzda buna ihtiyaç var. Her ne kadar haklısınız kadın erkek ayırmasak da kadını güçlendirmek gerekli. Biraz bunlardan bahsedersiniz. Tabii ki hemcinslerim mağdur olduğu için gayet tabii ki onlarla ilgili çalışmalar yaptık. En büyük özelliğim ben demeyi sevmem. Biz olarak 100'e yakın kadın derneğiyle çalıştım. Doğu'ya giderken mesela Doğu'da daha çok ihtiyaç olduğu için Doğu'ya her gidişimde ben birkaç dernek üyesini götürürdüm ki yalnız Türkiye, Ankara, İstanbul, İzmir'den ibaret değil. Burada da bizim hemcinslerimiz yaşıyor diye. Fakat kadınların tabii mağduriyetini bilen bir kişi olarak her zaman bana intikal eden konular münasebetiyle 4320 sayılı ailenin korunması yasasını çıkardık muhalefet döneminde. Ki tabii muhalefet döneminde yasa çıkarmak çok zor. Hazırlamış olduğumuz yasayı adamın karısı değil mi döver de söver de laflarıyla karşılaştık. O zaman çıkaramadık. Daha sonra ana sol hükümeti zamanında 55. hükümette çıkarmayı başardık. Ve buraya mesela bu yasayı anlatmak üzere şeye gittiğimizde doğuya gittik. Mesela Diyarbakır'a gittik. 900 bin kişilik salonda bir hanımefendi kalktı dedi ki Sayın Bakanım böyle yasa mı olur dedi. Kocam değil mi dedi. Sever de döver de dedi. Şimdi görüş ayrılığı çok farklı. Çünkü orada annesinden devamlı babası dayak atmış. O da onu görmüş. O kültürle diyor ki ha babası dövmezse sevmiyor demek ki. Bakar mısınız? Tabii onları da arkadaşları zaman zaman eğitime tabi tuttuk. Aldık, konuştuk. Kadın kuruluşlarıyla yapmış olduğumuz toplantılarda genelde erkek çocuk doğduğu zaman herkesin mutluluktan gözleri bir parlıyor. Kız olunca da bir burun kıvrılıyor. Yani doğuda da öyle, batıda da öyle. Bende de öyleymiş. Rahmetli babam anneme demiş ki kız doğurursan gelme eve. O zaman doğuda hizmet ediyor. Gelme demiş. Yani annem de gitmemiş. 3-4 ay sonra işte gelmiş. Sonra ben de babamı çok sevmişim. Yani kızlar babalarını çok seviyor ama genelde kız çocuğu olduğu zaman herkes bir burukluk şey ediyor. Toplama. Neden? Toplama. Soyadı değişecek edilmiyor diye. Şimdi böyle olunca evlenirken kız şeysi, kız babamın soyadı ile birlikte eşimin soyadını kullanmak istiyorum dediği zaman kullanabilme imkanı verdik. Medeni Kanun'un 153. maddesi değiştirilerek. Bu çok büyük bir ses getirdi. Ve hem kız babaları, erkek çocuğu olmayan babalar mutlu oldu. Hem de kadının kimliğinin kaybolmaması açısından çok büyük bir hizmet olduğuna inanıyorum. Çünkü herkes çok takdir etti. Medeni Kanun başında ailenin reisi kocadır, koca evi seçer, kadın orada oturur gibi kaba bir ibare vardı.
Onu kaldırdık. Aileyi karı koca birlikte temsil ederler ibaresini getirdik. Şimdi aileyi karı koca birlikte temsil ederler dediğimiz zaman kadın da üstüne olsa, erkeğin de üstüne olsa hiçbir şey fark etmiyor. Boşanma anında her şey eşit paylaşılıyor. O, evet. O yasayı hazırladık. Sizin bir de liseniz var, adınıza yapılmış bir lise. Evet, şöyle, o değil öyle. Politikayı bıraktıktan sonra kendim meslek olarak mimarım. Oturdum, annemin adına bir okul çizdim. Çünkü annemin bende çok büyük katkısı var okumamda, eğitim almamda. Annemin adına projesini çizdiğim okulu yaptırdım. Kendi paramla, öz paramla. Ondan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na hediye ettim. Şu anda 400 tane çocuğum var. Fatma Saygın Anadolu Lisesi çok başarılı bir eğitim sürüyor. Hepsi üniversitede giriyorlar çocukların. Hepsi %99 başarı. Avni Akyol bir bakanken Türkiye genelinde de resim ve müzik dalındaki başarılı öğrenciler için bir okul yapmayı, okul açmayı düşündüğünü söyledi Milli Eğitim Bakanı olarak. Ben dedim efendim bir tane de İzmir'e verir misiniz dedim. O Buca'da yaptık onu. Okulun ismi İzmir Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi. Siz onu söylemek istediniz. Evet, herhalde. Onu söyledim. Tip proje o. 250 kişilik yataklı. Çok güzel bir okul oldu o da. Yine Allah nasip etti. İl müftüsü geldi. Dedi ki efendim annenizin adına bir okul yaptırdınız. Babanız için bir şey düşünmez misiniz? Bizim imar planında cami yeri olarak ayrılan bir yerimiz var dedi. Çok güzel bir mescit yaptım. Onun altında güzel bir kütüphane yaptım. Onun yanında da iki tane oda var, bir birim var. Burada da kadın meslek eğitimi kursları veriyorum halk eğitim aracılığıyla. Orada da bakan gibi çalışıyorum. Yani kadınların meslek edindirmeden duyduğum hazzı anlatamam size. Sayın Bakanım, sizi erkeklerde, sizin de dediğiniz gibi erkeklerde, kadınlarda örnek alıyor aslında. Gerçekten öyle. Ama tabii ülkemizde kadınların yükselmesi çok önemli. Çünkü çoğu zaman yıldırılmaya çalışıyor. Siz bütün bunlara karşı gelmişsiniz. İlkleri gerçekleştirmişsiniz. Neler söyleyeceksiniz? Sizi örnek almak isteyenler, yılmamaları, devam etmeleri, kendilerini geliştirmeleri için efendim, ne tavsiye bence edersiniz? Kadın daha cesur hareket edecekler ve erkeklere nispeten daha çok çalışacaklar. Disiplini elden bırakmayacaklar. Ben çok disiplinli insanımdır. Her gün sabahleyin 5'te kalkarım. Ondan sonra zaten zaman yetmiyor 5'te kalkmış olmama rağmen. Kadın duyarlılığıyla bazı kadınlarımız erkeği açamadığı konuyu sana açıyor. Hemcinsin olduğu için. Sen onu dinlemek zorundasın ve onun sana sığındığı için onun mağduriyetini gidermen lazım. Bazı kulak arkası yaparsan olmaz. Çünkü bir derdi var ki sana geliyor. Nasılsın, iyi misin demeye gelmiyor. Kadınların daha duyarlı hareket etmesi gerektiğine inanıyorum.